Biyolojinin bilimi herhangi bir felsefi bir ülkeden söz edebilir miyim? Bakın yani nicel, dönüşüm daha derinlemesine özür dilerim de. İçin teknik bir bilgi lazım. Onu demek istiyorum ben. Yani. Fosiller ya, ama fosiller de arada kaynamasın. Tabii tabii size söz hakkı veriyorum zaten. Şimdi felsefede çok ilginç bir ilke vardır. Nicel dönüşümler belli bir süre sonra nitel dönüşümlere yol açar. Mesela su 100 santigrat dereceye geldiğinde buharlaşır. Mesela bir kumdan kale yaparsınız. Tek 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 tane tane dökülür, 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 dökülür. Öyle bir nokta gelir ki tek bir kum tanesi o kum kulesini kule olmaktan çıkartır. Bir anlatabildim. Dolayısıyla nesneler dünyasında gerek mutasyon yoluyla, gerek doğal seçilim yoluyla, gerek eşleşmelerin doğal felaketler yoluyla, popülasyonların ayrılması yoluyla, dinozorların yok olmasında örneğinde olduğu gibi göksel bir felaket aracılığıyla ya da ultraviyole ışınlara maruz kalmak ve genetik dönüşümlere uğramak yoluyla milyarlarca yıldan söz ediyoruz. Demin söylediğim gibi nicel dönüşümler bir iki nitel dönüşümlere yol açıyor. Bunu biz yaşamımızda biliyoruz zaten. Sorun ne biliyor musunuz? Sorunumuz ne biliyor musunuz? Şimdi şöyle deniliyor. 3,5 milyar yılı gözlem de göster bana diyor adam. Zaten bilimin büyüsü nedir biliyor musunuz? Bilimin büyüsü geleceğe ve geriye dönük önde ileride bulunmaktır. Bilim başarısı budur. Yoksa şu an fiilen önümde gördüğüm şeyi açıklamak değildir bilimin görevi. Bu nedir biliyor musunuz? Bu pozitivizmdir. Ben sadece Ernest Mach biliyorsunuz atomları bile reddetti. Niye göremiyorum? Doğrudan gözlemleyebiliyorum. Burada gözlemin iki şeklinden söz etmek lazım. Doğrudan ve dolaylı. Doğrulamanın da doğrudan ve dolaylı doğrulamadan da söz etmek lazım. Yanlışlamak da öyledir. Bir önermeyi doğrudan yanlışlayamayabilirsiniz ama dolaylı şekillerde hocam, de yanlış. Şöyle gireceğim duyuru yapmak adına. Yani en başından bu yana proteinle ilgili sorular geliyor. Zaten benim notlarım arasında da var. Hani protein, genler, hücre, DNA bunları zaten konuşacağız. En azından konuyla ilgili tweet atmasınlar ya da soru göndermesinler zaten konuşacaklarımız. Başka bir şey daha arasında sorabilir miyim? Dinin 6 günde yarattığı iddiası. Meşhur bir iddiadır. Hocam hep yoktan yaratmaktan Allah söz etti de. Zaman izafi. Allah katında gerçek. Bir de zaman yoktan izafi yaratmak değil midir hocam? Felsefi anlamda konuşuyoruz hocam. Aha. Şimdi bunu yani şöyle söyleyeyim size. Benim Kur'an-ı Kerim'e bakış. Ama şimdi affedersiniz bak iddia dediğiniz zaman gerçeği hocam, aslı olmayan hayır, fakat birisi tarafından iddianın ne anlama geldiği bellidir. Din herhangi bir şey konusunda bir şey ileri sürer. Başka birisi felsefeci başka bir şey sürebilir. Bilim başka bir şey sürebilir. Yani dolayısıyla 3 tane iddia vardır elimizde. Bak kardeşim. Hangisi? Biz eğer İslamiyet'ten bahsediyorsak 6 gün olarak diğer kutsal kitaplarda evet, da var. Bu işi Allah evet, söylüyor. Evet, evet. O zaman bunu bir iddia olarak söyleyemeyiz. Bir gerçek olarak söyleyelim. Hocam tamam. Gerçek olarak söyleyelim. O yanılmaz bir şuurdur ama insanlar yanılır şuurlar. Şuurları yanılır insanlar. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Şimdi siz iddia diyerek bir ayeti kerimeyi söyleyemezsin. Size bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim de. Özür dilerim de. Kızdığınızda kadınlarınızı dövün ayeti de ayet. Bu da Tanrı sözü. Ha bir dakika. Şimdi daha nesnel konuşalım. Var mı böyle bir ayet hocam? Hocam başka bir şey söyleyeyim. Özür dilerim de. Böyle değil o ayetin anlamı. Funda Hanım. Pardon. Bir kadın diyor zina yaparsa verilen cezayla cariye yaparsa 50 sopa yarısını verin diyor. Şimdi ve bana Kur'an-ı Kerim'le ilgili ben çok okudum. Kur'an-ı Kerim'de diğer kutsal kitapları da. Ebu Leheb'in elleri kurusun diye ayet de var. Şimdi böyle bir şey var hocam şeye cariye özgür kadınlara verdiği cezanın yarısını verin diyor. Şimdi bunlar Kur'an-ı Kerim'i Türkçesini bir kez okuyan birisi bunları görür. Bizim öğrencilerimizle biz okuyoruz zaten derste. Doğal olarak hepimiz görüyoruz. 50 sopa falan filan diye var mı? Hocam elbette ki şeye bakın diyor da siz söyleyin zina yapan katı zina yapana şeyle ilgili celde tartışması hocam, vardır. 50 sopa falan diye hayır, böyle bir hayır, şey yok ya. 100 sopa tartışması vardır. Ve cezasını yarısını verin var hocam. Ya tamam Kerim'de şimdi bir Hayali Bey'den bir yanıt alayım. Şey sonra biyolojiye hayır, döneceğiz ama var. Hala yanıtlanmayan getirin sorular var. Tamam getirin. Evet. Getirin bu kadar basit bir şey bu. Şimdi benim dediğim şu. İddia ettiğim şey şu. Kur'an. Siz iddia ettiğiniz şey hangi ayette varsa söyle. Hocam söylüyorum hocam ben getirip ki internete girsinler baksınlar. Şelde ayetine girip baksınlar. Hasan Bey'in şimdi sorun şu. Sorun şu hocam. Yani benim anlatmak istediğimi anlatayım. Yoksa farklı anlaşılacağım. Benim dediğim şu. Tanrı nesneler dünyasına müdahale ettiğinde bir dil içerisinde, bir dil, bir kültür içerisinde ve bir bilinç içerisinde müdahale ediyor. Felsefi zeminimi anlamanızı istiyorum. Bir dil, bir kültür ve bir biliş içerisinde. Bu biliş insan bilişi, bu dil insan dili, bu kültür insanın ürettiği bir kültür.
Bu kültür içerisinde siz insanları geri olan bir adımdan bir ileri adıma attıracaksınız. Hazreti Muhammed ve diğer büyük peygamberler aynı zamanda büyük sosyal önderlerdir ve toplumun kültürel evrimine müthiş katkılarda bulunmuşlardır. Sorun onlarda değildir. Onlardan sonraki süreçtedir. Niye onlardan sonraki süreçtedir? Çünkü düzene savaş açan peygamberler daha sonra ortaya koyduğu öğretiler düzenin öğretileri haline getirilmiştir. Şimdi iddiam şu benim. Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak doğru şekilde Kur'an-ı Kerim'in nüzul sebeplerini iyi bilmek, indiği sosyokültürel bağlamı iyi tanımak, o dönemin Araplarını, Arapların kavramlara yükledikleri anlamları iyi bilmek gerekir. Şimdi diyor ki hocam, benim dediğim şu. Hayır iddiam şu benim. Kur'an'da nasıl kölelik ve cariyelikten söz eden ayetler var. Bunlar o dönemin tarihi koşullarının, ama dediğim çok önemli. O dönemin tarihi koşullarıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'in mesela Tanrı'ya ilişkin olarak söylediği ifade tarzları, teşbihi ifadeler var çünkü. Yine varlığa ilişkin mesela iki elimle yarattığıma seni secde etmekten alıkoyan nedir diyor. Kıyamet kopmuştur İslam kültüründe ya, iki ellere kastedildi diye. Hocam, bunlarla ilgisi şu. Yanıtını bir alalım, biyolojinin sınırlarına da bir dönelim Kur'an, lütfen. Kur'an evet. Dönemin bilişine göre de konuşuyor. Doğru bir noktadan gitmediğimizi düşünüyorum. Hayran Bey, yanıt hakkı da olduğu için söz veriyorum. Sonra biyolojiyle ilgili o sorulara yeniden geçelim. Ergi Bey'in de size vereceğim bir söz vardı. Evet. Değerli biyoloji...